Fırtına Kargası kanalında yeni bir bölüme hoş geldiniz. Konumuz felsefede birey ve bireysellik. Bu konunun önemi kitlelerin ve toplumun içindeki yeni bireylerin ufkunu açmak ve kabuklarından sıyrılmalarını sağlamak. Bunu yaparken gerek kendi yorumlarım ve gerekse felsefecilerin konulardaki olumlu olumsuz görüşlerine kısa kısa yer vereceğim. Şimdi arkanıza yaslanın, derin bir nefes alıp vücudunuzu serbest bırakın. Zihninizi boşaltın ki bu derin konuya odaklanalım. Birey ve bireysellik felsefe tarihinde önemli bir yer tutar ve çeşitli düşünce sisteminde farklı biçimlerde ele alınır. Bireysellik genellikle insanın kendine özgü doğasını, haklarını ve özgürlüğünü vurgulayan felsefi yaklaşımları kapsar. Bugün bunu en çok liberalizm yani özgürlükçülükle öne çıkarıyoruz. Liberalizm özellikle John Locke ve Stuart Mill gibi düşünürler tarafından geliştirilen bireycilik, bireysel hak ve özgürlüklerin korunmasını savunur. Jean-Paul Sartre ve Albert Camus gibi filozoflar, bireyin kendi varlığını anlamlandırma sorumluluğunu taşıdığını ve özgürlüğünü kullanarak kendi yaşamını şekillendirmesi gerektiğini savunurlar. Bu konuda kendimize, kendimiz için büyük bir görev sorumluluğu düşüyor. Peki neden birey önemlidir? Özellikle de felsefede. Öncelikle birey olmak kendine saygı duymakla başlar. Kendine saygı duymayan bir birey kendini değersiz gördüğü kadar değersizdir. Kendini değersizleştirerek bir atık haline almıştır. Şayet organik bir atık olarak da doğada var olmaya devam edebilir. Hem fiziksel dünyada da bir insanın biyolojik atık ya da gübre olması kadar doğal bir şey yok. Ama mantığın doğası ve dünyası farklıdır. Bunu multidimensional yani bir çoklu evrene benzetebiliriz. Biyolojik dünyanın dışında da başka bir evrende düşüncelerimiz var olmakta. Ama birbirlerine oldukça bağlılar, öyle değil mi? Mesela düşüncelerimiz ne kadar güçlüyse kişiliğimiz de o kadar güçlüdür. Ve dolaylı olarak fiziksel varlığımız güçlenir. Bu iki boyut arasındaki bağ bir çeşit enerji gibidir. Düşüncelerimiz zayıflarsa bunun neticesinde biyolojik bedenimiz de çökmeye uğruyor. Bunun örneklerini ve bu tarz öğretileri Uzak Doğu felsefesinden modern dünyanın psikolojik çalışmalarına kadar geniş bir yelpazede görebilmekteyiz. Mesela stres dediğimiz etken öncelikle düşünsel yapımızın zayıf kalması ile vuku bulmaktadır. O yüzden düşünsel dünyada da güçlü olmak için öncelikle kendimize saygı duymamız gerekmektedir. Kendimize çöp gibi davranmayı bırakmalı ve ruhani ihtiyaçlarımıza özen göstermeliyiz. Bunlar duygusal ihtiyaçlar, fiziksel ihtiyaçlar ve öğrenme ihtiyaçları olabilir. Ama hepsinin sonunda elde ettiği gerçek his, varlığımızın kuvvetinin güçlü olduğunu bilmenin verdiği hazdır. Mesela insanların felsefeyi seçme sebebi de bilgi, bilmenin verdiği o muazzam kendine güven gücüdür. İnsan böylece daha da iştahlanır ve daha çok bilgi bilmeye yönelir. Adeta bilginin gargantuası olur. Bilginin gargantuası olmak ifadesi mecazi bir anlatımdır ve geniş, derin ve kapsamlı bilgiye sahip olmayı ifade eder. Gargantua, Fransız Rönesans yazarı François Rabelais'in Gargantua ve Pantagruel adlı eserinde devasa bir karakterdir. Gargantua'nın fiziksel büyüklüğü, aşırı iştahı ve güçlülüğü sembolik olarak abartılı bir biçimde tasvir edilir. Çocuk yaşlarda okuduğum bu kitabı unutamam. Şişman ve irilik eski dünyada olduğu gibi gücü ve zenginliği ifade eder. Tıpkı Gargantua'nın fiziksel büyüklüğü gibi bilginin gargantuası olmak, bilginin derinliği, çeşitliliği ve kapsamıyla devasa hale gelmiş bir bilgi birikimini temsil eder. Bu kişi geniş bir entelektüel kapasiteye ve çok yönlü bir bilgiye sahip olur. Büyük bir bilgi birikimine sahip olmak ve sürekli daha fazlasını öğrenme tutkusuyla yaşayan bir kişiyi betimlemek için kullanılabilir. Bu hissiyatı bize yaşatan başka bir kişisel gelişim dalı da spor olabilir. Özellikle benim de bayıla bayıla yaptığım fitness için doyumsuz gelişim iştahı söz konusudur. Her bir adımda daha da güçlenerek ve bunu gördükçe aldığımız haz, size en güçlü psikolojik ve fiziksel gelişim hazlarından birini vermektedir. Gitgide hedefleriniz ve önünüze yığılan engellerin zorluğu arttıkça gelişimin verdiği haz da artmaktadır. Tıpkı bilgide olduğu gibi sporda da kazanılan fayda hem ruhani açıdan hem de fiziksel açıdan bizim için yararlıdır. Çok sevdiğim bir lafı vardır Atatürk'ün, sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Bu söz beden ve zihnin uyumlu gelişiminin önemini vurgular. Atatürk, zihin ve beden sağlığının birbirini tanımladığını, fiziksel olarak sağlıklı bir bedenin akıl ve düşünceyi de olumlu etkilediğini ifade eder. Bu anlayış Atatürk'ün gençlerin hem bedenen güçlü hem de zihnen donanımlı olmalarını istediğini gösterir. Zeka ve beden sağlığı arasındaki bu dengeyi kurarak güçlü ve bilinçli bir nesil yetiştirme arzusunu dile getirmiştir. Çünkü Atatürk, dünyaya gelmiş en başarılı toplum mimarlarından biridir.
tabii sanat ve yaratıcılık alanlarını da unutmayalım. Sanatsal gelişimin hazını tam tarif edemem belki de. Üstelik sanat sadece gelişim hissini ve hazını değil, aynı zamanda ruhani huzuru ve bireysel etkinliği de artırabilir. Bu hem duygusal hem de fiziksel zekanın gelişimini artırmaya yarar. Üstelik sanatın dili sezgisel olduğu kadar bir bakıma da analitik olduğundan, beynimizin diğer beyinlerinden daha farklı çalışmasına, diğer insanların fark edemediği detayları yakalamamıza sebebiyet verir. Mesela Einstein, sanatsal yanıyla en farklı düşünen insanlardan biri olarak literatürümüzde yer almıştır. Kendisi çok küçük yaşlarda keman çalan ve matematik problemlerini çözerken bile aklında müzik ile çözdüğünü söyleyen bir fizikçiydi. Peki Einstein bireysellik hakkında ne düşünüyordu? Onun bireysellik hakkında derin ve ilham verici düşünceleri vardı. Einstein, bireyin özgürlüğüne ve bağımsız düşünceye büyük önem verirdi. Bireyin bağımsız düşünmesi ve özgürce yaratıcı olması gerektiğini vurgulardı. Toplumun baskılarından uzak durarak özgün fikirler geliştiren bireylerin bilim ve sanat alanında önemli gelişmelere öncülük ettiğine inanırdı. Özgür bir birey olmadıkça insan hiçbir şey yapamaz. Sözüyle özgür düşüncenin hem bilimde hem de sanatta gelişimin temel taşı olduğunu vurgulamıştır. Ama aynı zamanda birey ve toplum arasında da bir denge kurulmalı, bireyin yaratıcılığı ve özgürlüğü korunmalıdır. İnsanın değeri ne kadar yetenekli olduğuna değil, topluma ne kadar katkıda bulunduğuna bağlıdır, da demiştir. Bu sözde de bireyin sadece kendi çıkarlarını değil, aynı zamanda topluma katkı sunması gerektiğini de vurgular. Tabii Einstein'a göre, birey toplumun parçası olarak bir rol oynarken, kendi özgürlüğünü korumalıdır. Einstein, sıradanlığa ve konformizme karşıdır. Toplumun dayattığı kalıpların bireyselliği boğduğunu ve özgür düşüncenin önünü kapattığını düşünmüştür. Akılsızca ve körü körüne otoriteye itaat, bireysel özgürlüğün en büyük düşmanıdır der. Bireyin özgürlüğü, bağımsız düşünmesi ve özgürlük içerisinde kendini geliştirmesi gerektiğini savundu. Onun bireyselliğe olan bu vurgusu hem bilimsel hem de kişisel gelişiminde önemli bir rehber olmuştur. Aynı zamanda diğer felsefecilerde de olduğu gibi toplum ve birey arasında çok önemli bir takas söz konusudur. Bu dengenin ibresi her ne kadar yön değiştirse de gereklilikler neticesinde bir o yana bir bu yana gitmek zorundadır. Peki bireyselliği karamsallığa sürükleyen felsefi düşünceler olmamış mıdır? Özellikle bireysellik konusunda karamsar olan bazı felsefi düşünceler bireyin toplumda yabancılaşması, yalnızlaşması ya da anlamsızlık içinde boğulması gibi temeller etrafında şekillenir. Bu tür düşünceler genellikle bireyin özgürlüğünün sınırlı, varoluşunun anlamsız ya da sosyal yapıların baskısı altında ezildiğini savunur. Sartre, bireyin dünyaya fırlatıldığını ve bu dünyada yalnız bırakıldığını düşünür. Kendi varlığını ve anlamını yaratması gerektiğini söyler. Ancak bu sorumluluk bireyi bulantı ve kaygı gibi duygularla karşı karşıya bırakır. Camus ise absürt kavramıyla bireyselliğin anlamsızlığına dikkat çeker. Bireyin hayatı anlamlandırma çabalarının boş olduğunu söyler. Yaşamın anlamsızlığına karşı bireyin sürekli bir Sisyphos gibi anlamsız bir döngüde yaşadığını savunur. Schopenhauer hayatı acı ve sıkıntı dolu bir süreç olarak görür. Ona göre insanın bireyselliği sürekli tatminsizliğin kaynağı olan iradenin bir tezahürüdür. Birey istek ve arzularının kölesidir ve bu arzular asla tam anlamıyla tatmin edilemez. Hayat bir mücadele alanıdır ve birey sürekli bir eksiklik, acı ve hayal kırıklığı içinde var olur. İrade dediğimiz şey ise bizi sürekli daha fazlasını istemeye zorlar. Ama hiçbir zaman kalıcı bir mutluluk ya da huzur getirmez. Birey iradesinin kontrolündedir ve ne kadar uğraşsa da mutluluğu bulamaz. Bu bireysel tatminsizlik ve sürekli acı içerisinde var olma durumunu getirir. Şayet onun aradığı türde bir mutluluk arayışı denizde rotasız sürüklenmeye benzer olacaktır. Öyle değil mi? Freud, insan doğasına dair karamsar bir görüşe sahiptir. Ona göre birey bilinç dışı arzular ve bastırılmış dürtülerle yönetilir. Bireyin özgür olduğu düşüncesi bir yanılsamadır. Aslında bilinçaltının derinliklerinde çatışmalar tarafından yönlendiriliriz. Freud'a göre birey toplumsal normlar ve kişisel dürtüler arasındaki sürekli bir çatışma içinde yaşar. Bu da bireyin sürekli olarak tatminsizlik, suçluluk, kaygı hissetmesine yol açar. Birey bilinçaltının kontrolünde olduğu için gerçek anlamda özgür değildir. Toplumla çatışma halinde olan içsel dürtüler bireyin mutluluk arayışını engeller. Nietzsche, geleneksel değerlerin çöküşüyle birlikte bireyin anlamsızlık içinde kaldığını savunur. Tanrı öldü söylemiyle bireyin anlam arayışının geleneksel değerlerle artık karşılanamayacağını dile getirir. Ona göre birey
eski değerlerinin yıkıldığı bir dünyada anlamını kendisi yaratmak zorundadır. Ancak bu süreç bir yandan bireyi derin bir boşluk ve nihilizme sürükleyebilir. Geleneksel değerlerin kaybı bireyi anlamsızlık ve nihilizmle yüzleşmeye zorlar. Birey kendi anlamını yaratmaya çalışırken yalnızlık ve güçsüzlükle karşılaşır. Heidegger, bireyin ölümlülüğünün farkına varması ve bu farkındalıkla varoluş kaygısı yaşaması gerektiğini söyler. Birey hayatının sınırlı olduğunu ve her an sona erebileceğini bilerek yaşar. Bu bireyin sürekli bir kaygı ve ölüm korkusu içinde olmasına yol açar. Ona göre birey genellikle toplumun dayattığı yüzeysel bir yaşamı sürer ve kendi varoluşunun derinliğine inmez. Ancak varoluş kaygısıyla yüzleştiğinde bu durum değişebilir. Fakat bu farkındalık bireyi karamsarlığa sürükleyebilir. Birey hayatının sonlu olduğunu fark ettiğinde derin bir varoluşsal kaygı yaşar. Bu onun kaçınılmaz sona doğru ilerlediğini bilerek yaşamını sürdürmesini zorlaştırır. Søren Kierkegaard, bireyin mutlak yalnızlık içinde olduğunu savunur. Ona göre insan yalnızdır ve Tanrı ile kişisel bir ilişki kurarak bu yalnızlığını aşmaya çalışır. Ancak bu ilişki bile bireyi varoluşsal kaygı ve belirsizlikten tamamen kurtaramaz. Bireyin toplumun sunduğu yüzeysel güvenlik anlamı terk edip kendi anlamını araması gerekir. Bu süreç ise genellikle büyük bir yalnızlık ve karamsarlık getirir. Birey kendi anlamını bulma arayışında yalnız ve kaygı dolu bir varoluş yaşar. Bu arayış toplumun sunduğu sahte anlamlardan uzaklaştıkça daha da derinleşir. Bu felsefi düşünceler bireyin özgürlüğü ve bağımsızlığı üzerine düşünürken aynı zamanda bireyselliğin getirdiği ağır sorumluluklar, yalnızlık ve anlam arayışındaki zorlukları da ele alır. Karamsarlık süreçlerin kaçınılmaz bir parçası olarak görülür. Peki felsefede bireyselliği karamsar görmek zorunda mıyız? Tabii ki hayır. Bu düşüncelerin aksine bireyselliği pozitif gören akımlar söz konusudur. Bireysellik konusunda pozitif olan felsefi düşünceler, bireyin özgürlüğünü, potansiyelini ve kendi kimliğini yaratma kapasitesini kutlar. Bu yaklaşımlar bireyin değerini ve kendini gerçekleştirme sürecini vurgulayarak özgürlüğün insan gelişimi için temel olduğunu savunurlar. İşte bireysellik hakkında olumlu yaklaşan bazı felsefi düşünceler. Öncelikle hümanizm, insan aklını, iradesini ve özgürlüğünü yücelten bir düşünce sistemidir. Bireyselliği ve insanın potansiyelini en üst seviyeye çıkarmayı amaçlar. Hümanistler, bireyin özgürce düşünebileceğini, kendi kararlarını alabileceğini ve yaşamı anlamlı kılabileceğini savunur. Hümanizm, bireyin kendini geliştirebileceği, öğrenebileceği ve dünya üzerinde olumlu bir etki yaratabileceği inancına dayanır. Birey, kendi özgün yetenekleri ve aklı sayesinde topluma katkıda bulunabilir ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirebilir. John Stuart Mill, bireyin özgürlüğüne ve bireyselliğine büyük önem veren bir filozoftur. Mill, toplumun baskısına rağmen bireyin özgürce kendi hayatını şekillendirme hakkını savunur. Ona göre birey, kendi mutluluğunu aramakta özgür olmalı ve kendi tercihlerini yapmalıdır. Mill'in zarar ilkesi, bireyin özgürlüğünün ancak başkalarına zarar verdiği noktada sınırlanabileceğini öne sürer. Kendi hayatını yönlendiren bir birey, hem kendine hem de topluma fayda sağlar. Bireysellik, insanın özgürlüğünü ve kendi mutluluğunu bulmasını sağlar. Özgür bireyler, toplumun gelişimine de katkıda bulunabilir. Rönesans dönemi, bireysel özgürlüğün ve yaratıcılığın kutlandığı bir dönemdi. Bu dönemde insanlar, bireyin özgürlüğünü ve potansiyelini keşfetmeye yönlendi. Sanatçılar, bilim insanları ve filozoflar, bireyselliği ve yaratıcılığı yücelttiler. Leonardo da Vinci, Michelangelo gibi figürler bireysel yaratıcılığın dünyayı dönüştürebileceğine inanarak eserler ürettiler. Bu düşünce insanın sınırsız potansiyele sahip olduğu fikrini destekler. Birey, yaratıcı ve özgün bir şekilde kendini ifade ederek hem kendi potansiyelini gerçekleştirebilir hem de insanlığın ilerlemesine katkıda bulunabilir. Gelelim yeniden sevgili Friedrich Nietzsche'ye. Kendisi aslında bireyselliği kutlayan filozoflardan biridir. Nietzsche, bireyin toplumun dayattığı normlardan sıyrılarak kendi değerlerini yaratması gerektiğini savunur. Üstün insan, übermensch kavramıyla bireyin kendi potansiyelini aşması ve kendi ahlakını yaratması gerektiğini öne sürer. Ki bu konuda çok haklıdır. Hangi lider böyle bir topluma sahip olmak istemez? Desem de bu zamanın kukla liderlerini lütfen aklınıza getirmeyin. Onlar sadece oy verecek politik analfabetizm seçmen isteyen liderlerdir. Yine Nietzsche'ye göre birey kendi hayatını anlamlandırma gücüne sahiptir ve toplumsal normlara ya da geleneklere bağlı kalmadan özgürce kendini gerçekleştirebilir. Bu bireyin özgürlük içinde yaşayıp yaratıcı bir varlık olarak gelişmesini sağlar. Birey kendi değerini yaratabilir ve sınırsal bir potansiyele sahiptir. Özgürlüğünü tam anlamıyla kullanan birey kendini aşarak dünyada iz bırakabilir.
popülaritenin lansettiğinin aksine Nietzsche ne karamsar bir kişiliğe ne de karamsar bir felsefeye sahiptir. Şayet çoğu filozof aslında mutluluğu kibrit kutusunda da bulabilir. Ralph Waldo Emerson ve Henry David Thoreau gibi transandantalist filozoflar, bireyin kendi içsel doğasını keşfetmesi ve doğayla uyum içinde yaşaması gerektiğini savunmuşlardır. Emerson'a göre her birey içinde ilahi bir kıvılcım taşır ve kendi özgün yolunu bulmalıdır. Thoreau ise bireysel özgürlüğün ve doğayla olan bağın insanlığın mutluluğunu ve kendini gerçekleştirmesini sağlayacağını düşünür. Toplumun dayatmalarına rağmen birey kendi yolunu izlemeli ve basit bir yaşam sürmelidir. Birey doğayla uyum içinde kalarak ve kendi içsel yolculuğunu yaparak gerçek anlamda özgür ve mutlu olabilir. Bu bireysel yaratıcılığı ve özgünlüğü geliştirir. Abraham Maslow, bireyin gelişiminde en üst düzeyin kendini gerçekleştirme olduğunu savunan bir psikologdur. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde fiziksel ve sosyal ihtiyaçlar karşılandıktan sonra birey en nihayetinde kendini gerçekleştirme sürecine ulaşır. Kendini gerçekleştirmeye bireyin kendi potansiyelini tam anlamıyla ortaya koyması ve özgün yeteneklerini keşfetmesidir. Bu süreçte birey hem kendisi hem de toplum için en yüksek düzeyde katkıda bulunabilir. Birey kendi potansiyelini fark ederek, geliştirerek hayatını anlamlandırabilir. Bu, bireysel gelişimin en yüksek noktasıdır. Stoacılık, bireyin dış koşullarından bağımsız olarak kendi içsel özgürlüğünü bulabileceğini savunur. Epiktetos, Marcus Aurelius gibi Stoacı filozoflar, bireyin kendi zihinsel ve ahlak özelliğini koruyarak dış dünyadaki değişimlerden etkilenmeden yaşayabileceğini belirtirler. Stoacılar, bireyin kendini kontrol edebileceği şeylere odaklanmasını, dış faktörlerin üzerindeki etkisini minimuma indirmesini öğütlerler. Bu da bireye içsel huzur ve denge sağlar. Birey kendi zihnini ve tutumunu yöneterek yaşamın dışsal zorunluluklarına rağmen içsel özgürlüğünü bulabilir. Bu pozitif felsefi yaklaşımlar, bireyin özgürlüğünü, potansiyelini, kendini gerçekleştirme sürecini vurgularlar. Bireysellik insanın kendi benzersizliğini keşfetmesi ve dünyaya özgür bir varlık olarak kendini ifade etmesi açısından önemli bir yer tutar. Siz siz olun asla kendinizden, bireyselliğinizden ve gelişime duyduğunuz açlıktan vazgeçmeden bilgi, yetenek, kültür, ahlak ihtiyacınızı ve kendinize saygınızı beslemeye devam edin. Topluma yararlı olmak amacıyla öncelikli olarak sağlam bir birey olmak, kendinize odaklanma temeli istemektedir. Bireysel karamsarlık sadece yapamadıklarımıza mazeret uydurmaktan başka bir şey olmayacaktır. Şayet toplum sizi değil, siz toplumu yönlendirmek zorundasınız. Bunun için stresinizi ve çevrenizi iyi yönetebilmeli ve aklınıza akan bilgi akışının musluğunu açık tutmalısınız. Sağlam bir akıl bükülmez ve her türlü durumun üstesinden gelmeyebilir. Koşullar ne olursa olsun hayatta kalmaya devam eder ve uygun bir vakitte her olasılığı kendi için fırsata çevirebilir. Bu videonun daha fazla kişiye ulaşması için videoyu beğenmeyi ve diğer videolar için kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bireyselliğimizin pozitif kaldığı, bilginin ve gelişimin gargantuası olduğumuz güzel günlerde fırtına kargası ile iletişimimizin devam etmesi dileğiyle esenliklerle kalın.